Yaklaşık 1,5 saattir burada oturuyorum. Sanırım aldım arabayı. İnanılmaz derecede heyecanlıyım. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün hayalimdeki arabayı almaya gidiyoruz. Chicago'dan yola çıktım. Şu an Indiana'ya yaklaşık 1 saat yolum kaldı. İstediğim araba Chicago'da yokmuş ve son 3-4 günden beri gerçekten inanılmaz derecede yoğun geçiyor günlerim ve bu araba alma serüvenim nasıl başladı? Yoldayken neler yaşadım? Nasıl araba alıyorum? Nasıl alacağım? Ne alacağım? Hepsini bu videoda anlatacağım. Gidince göreceksiniz zaten nasıl işlemler falan oluyor. Bunlar size lazım olacak diye sizleri de bilgilendirmek için böyle bir video çekeyim dedim. Şimdi öncelikle sabah yatağımdan kalktım 4 gün önce. Ben dedim bugün Toyota Highlander almalıyım. Yakıtı ideal çünkü hibrit alacaktım. Ondan sonra araba 7 koltuklu ve Uber X-Large yapabiliyorsunuz 7 koltuklu olacağı için. Ve de SUV. Amerika'daki insanlar genelde SUV araç tercih ediyorlar. Rahat oluyor ve gerçekten bu yollarda da SUV kullanmak en mantıklısı bana sorarsanız. Ama bugün SUV almaya gitmiyorum. Çünkü mantıktan yana hiçbir zaman hareket etmem. Kalbimle hareket ederim. Her neyse gittim Toyota bayisine. Sitesinde, web sitesinde Toyota'nın 50 bin dolar yazıyor sıfır araçta. Dealer'a gittiğimde dealer bana dedi ki 62-63 bin dolar ve araba 4-5 ay sonra geliyor. Sıfır araba ellerinde yok. Kullanılmış araba var, 2018-2017 falan var arkadaşlar. Onlara da 48-49 bin dolar fiyat çekiyorlar. Sıfır zaten 50 bin dolar sitede. Yani hibrit Amerika'da kalmamış diyebilirim. Yani yüksek seviyede bir araç almak istiyorsanız sıfır hibrit bulmak gerçekten çok zor. Bulursanız da beklemeniz lazım ve yüksek ücretlerde bir fiyat ödemeniz lazım. Neyse ben Highlander'dan orada bir soğudum. Bana bir soğukluk geldi. Dedim ki böyle bir araştırmaya gireyim falan filan. Oradan çıktım arkadaşlar, aklıma Mercedes geldi. Şimdi neden Mercedes geldi? Yani genç adamız, hayalimiz, ne bileyim Amerika'ya gelmişken, imkan varken binelim, bu yaşta binmeyeceksek bir daha ne zaman bineceğiz gibi düşüncelere girdim. Kendi içimde böyle saçma sapan düşüncelere girdim. Aslında saçma sapan değil, haklı olarak girdim. Türkiye'de görmedik. Belki burada bir ihtimal de olsa alabilme imkanım olur. Biraz konforlu olur. Ama biliyorsunuz ki Amerika'da Mercedes'lerin parçaları inanılmaz derecede pahalı. İleride bir tamir sorunu çıkarırsa başınız çok büyük belaya, derde girebilir. Yakıt anlamında birazcık tasarruflu değil diğer araçlara göre falan filan. Ama şöyle düşündüm, taşındım. Karar verdim. Araştırmaya başladım. Mercedes bayisine gittim. GLB 250 SUV araç arkadaşlar. Arabanın içine bir oturdum. Dedim ki ben bu arabayı almalıyım. Aşık oldum arabaya. Evimin yakınlarında bir tane Mercedes bayisi vardı. Gittim oraya. Adam beni tuttu. A220'ye bindim, indim. GLB 250'ye bindim, indim. GLC'sine bindim, ötekine indim. Ben GLB'de tutuklu kaldım. Fakat internetten araştırdım, bir GLB vardı. Böyle gökyüzü mavisi bir rengi vardı böyle. O farklı bir dealer'daydı. Ben bu adamdan bir önce teklif alayım dedim. Bakalım ne kadar çıkacak, ne olacak, ne bitecek. Teklif aldım adamdan. Ön ödemeyi toplamda 4000 dolar yapacağımı bahsettim arkadaşlar. Arabanın fiyatı ise 48 bin dolardı. Chicago'da ödeyeceğiniz %9-9,5 oranında bir vergi çıkıyor arkadaşlar. Bu vergiyi ödemek zorundasınız arabayı alırken. Alış vergisi. Onun üzerinde de işte şu fee, bu fee, dealer'ın fee'si, bu sürü giriyor. 4000 dolar ön ödeme yapacağımı söylediğimde bana 790 dolar 72 ay ödeyeceğim bir tutar çıkardılar. Bunu %4.45 veya %5 faiz oranından değerlendirdiler. Neden bundan değerlendiler? Benim kredi skorumu öncelikle kontrol etmediler. Direkt olarak bu fiyatı verdiler bana. Senin kredi skoruna girdikten sonra kredi skorun onay çıkmazsa her düşebiliyor arkadaşlar. Her neyse %5 standart bir faiz oranı olduğu için Chicago bölgesinde bundan değerlendirdiler. Adam 2-3 kere gitti geldi, ben dedim bu fazla, ben almayacağım, şöyle bir ağız yaptım bilmem ne yaptım. Zaten şirketinin ve kendisinin kazanacağı paydan düşürdüğü için fiyat da düşüyor. Onu arttırdığı zaman ve APR'ı arttırdığı zaman fiyat çıkıyor otomatik olarak. Her neyse 786 dolar minimum, yani 72 ay 4000 dolar down payment ön ödeme verirsem 786 dolar aylık ödeme çıkıyor. Oradan çıktım. Ben dedim tamam, bu aklımda bulunsun dedim. Başka bir Mercedes bayisine gittim arkadaşlar. Orada asıl istediğim GLB 250 vardı. Gerçekten arabanın içi bugüne kadar gördüğüm en güzel araba içi. Çünkü bugüne kadar öyle bir araba görmediğim için en güzel araba içi oydu. Her neyse gittim, ben dedim bu arabaya test sürüşü yapacağım. Test sürüşü yaptım. Vitesi bu şeyde,
sileceklerin olduğu yerde. Bana çok enteresan geldi. Yağmur yağıyordu, boşaldım yanlışlıkla arabayı. Bindim, ettim falan filan. Ben dedim bu arabayı alacağım. Sonra arkadaşlar adamla masaya oturduk. Adam benim işte gerekli evraklarımı, gerekli bilgilerimi istedi. Bilmem ne, her şeyimi verdim. Bir saat civarı bizi bir bekletti. Çünkü Mercedes asıl ana bayiler arkadaşlar minimum firmalarla çalışıyor. Yani nasıl diyeyim bunu, minimum firma demeyeyim de kısıtlı bankalarla çalışıyor. Çalıştığı bankalar belli. Farklı bir dealer'a gidirseniz veya Carvana, CarMax, CarGurus var Amerika'da. Böyle bütün Amerika genelinde satış yapan, her türlü markayı satan arabalarla anlaşma yaparsanız onlarca bankaya başvuruyor ve sizi o bankadan kredi çıkma olasılığı çok yüksek. Bu benim ilk kez kredi ile alacağım araba olacağı için 50 bin dolarlık bir arabaya Mercedes bayisi bana onay vermedi arkadaşlar. Down payment'ını çok fazla ödemen gerektiğini söyledi. Yani 15-20 bin dolar, 30 bin dolar civarı bir ön ödeme verirsen ancak öyle sana kredi çıkabilir dedi. Ben de onu vermeyeceğim için Mercedes bayisinden vazgeçtim. Ama Mercedes'ten vazgeçmedim. Farklı farklı yerleri araştırmaya başladım. Oradan çıktım, CarMax'e gittim arkadaşlar. CarMax dediğim gibi Amerika'nın her yerinde olan bir böyle şirket, bayağı büyük bir şirket. İçerisi public, yani dükkanın içine giriyorsunuz, kapıdan bir giriyorsunuz, yüzlerce araba, hepsinin kapısı açık. Girip arabayı kontrol edebiliyorsunuz. Öyle orada gezerken böyle Honda'dır, Toyota'dır, RAV4'dır, işte ne bileyim bu tarz arabalara bir bakayım dedim birazcık öyle gezerken. Yine bir Mercedes gördüm. Bunun markasını söylemeyeceğim. İnşallah bugün alırsam, ki şu an bile emin değilim ki, buraları da anlatacağım size. Bir tane araba gördüm, 2017 model ama araba beyaz renkte. Arabanın fiyatı 30 bin dolardı. Neyse ben dedim bu arabaya tutuldum abi. Test sürüşü yaptım bilmem ne. Gittik arabayı almak için masaya oturduk. Arabaya garanti eklettirdim. İşte Mercedes sonuçta ileride bana sorun çıkarırsa başımı yakmasın diye şunu eklettirdim, bunu eklettirdim falan yaptım filan yaptım. 39 bin dolara kadar fiyatı arttı. Vergileriyle, işte garantisiyle, şu suyla, bu suyla beraber. Bana aylık ödemesi şu an tam hatırlamıyorum, 700-750 dolar civarı bir aylık ödeme çıktı. Kesin onaylandı. Yani bankada onayladı beni. İmzayı atsam arabayı alacaktım. Ben dedim ki siz bana %9,5 APR yani faiz oranı veriyorsunuz dedim. Bu gerçekten çok yüksek benim, çünkü kredi skorum çok iyi arkadaşlar. Nasıl yaptığımı da anlatacağım sizlere bu kredi skorunu. Ben dedim sizin bu arabanın belgesini verin. Ben Bank of America'ya gideyim. Bank of America bana kredi verirse, belki %3-%4 oranıyla bir faiz oranı verirse orayla anlaşma alalım. Sonuçta arabayı alınca ruhsat bankada kalıyor. Siz arabanın borcunu ödediğiniz zaman ruhsat alabiliyorsunuz. Oradan çıktım arkadaşlar. Tekrardan eve geldim. Aslında Bank of America'ya gitmeyecektim. Ben bu arabaya bir sineye çektim. Birazcık bir düşündüm. Sonra tekrardan araştırdım. İstediğim arabanın aynısını buldum. Nerede buldum? Indiana'da buldum. Bugün tekrardan CarMax'e gittim. Indiana'daki CarMax'te çünkü araba. CarMax'ten bu arabaya başvuru yaptım. Bana çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Eğer çıkmıyorsa boşu boşuna Indiana'ya kadar gelmeyeyim dedim. CarMax benim başvurumu onayladı arkadaşlar. Şimdi Indiana'ya doğru yola çıktım. Indiana'ya gittikten sonra ise tekrardan orada başvuruda bulunacağım. Aynı şeyleri söyleyip işte ağzımdan çıkan kelimelerin oradakilerin aynısını buradakilere söyleyeceğim. Ona göre benim başvurum onaylanacak. Oradan arabaya atlayacağım, geleceğim. Ama şöyle bir sorun var, ben tek başıma gidiyorum. İki arabayı nasıl getireceğim? Babama söylemiştim bir kere bunu, diyor ki 100 metre birini sür, geri gel, ona bin, 200 metre onu sürdüm. En son öyle yapacağım. Ama işimi garantiye alayım diye arkadaşlar, bugün arabayı alacağım, yarın birisiyle tekrardan gelip arabayı alıp dönmeyi düşünüyorum. Yani şu an neler olacak, neler bitecek, nasıl alacağım, ne çıkacak bilmem ne, hiçbir şey bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Ben de kendi başıma kalkışıyorum. Yani alacağım tutar da gerçekten yüksek bir miktar. Eğer videoyu izlerseniz sizler de anlarsanız, ileride de işinize yardımcı olur diye bir söylediğim sözler. Böyle bir video çekmek istedim. O zaman şimdi videoyu kapatıyorum. Indiana'ya 56 dakika yolum var. 56 dakika sonra Indiana'daki CarMax'te görüşmek üzere. Neler olur, neler bitecek hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar şu anda CarMax'e geldim. Biraz rötarlı geldik. Yolda kaza olmuş ve 1 saat bekledim. Bir de Chicago'dan buraya inince 1 saatte saat farkı oldu. Ben 5'te randevum vardı. Saat şu an 6. Şimdi hızlıca içeriye gireceğim. İçeride büyük ihtimal video çekmeme izin vermeyecekler ama ben yine de bir deneyeyim şansımı. Eğer videoda izin vermezlerse ben zaten çıkınca sizlere her şeyi tek tek detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Hadi bir Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle inceden yürüyelim. Saat 5'te almıştık ama burada saat 6'ya gelmiş ve görüyorsunuz arkadaşlar 6'da Osman Aslan ismini. Tamı tamına denk geldik o zaman. Ben bir şuradan saate tekrardan bir kontrol edeyim. Saat tam 6.
Tam 6'da gelmişim. Hi sir, how are you? I have a appointment. Osman Aslan. Arkadaşlar şu an dolu dediler. 5 dakikaya senin numaranı arayacaklar. Sen buralarda takıl dediler. Burada kahve falan var. Ben bir gidip kahve alacağım. Bu arkamda görmüş olduğunuz yerden elinizi kolunuzu sallayarak girip oradan istediğiniz arabaya bakabiliyorsunuz. Az sonra orayı da göstereceğim sizlere. Arabaların içi açık oluyor. Girip oturuyorsunuz. Bakıyorsunuz falan. Eğer arabayı beğendiyseniz de road test yapmak istediğini söylüyorsunuz. Ehliyetinizi bırakıyorsunuz. İnsürünsünüzü, sigortanızı istiyor. Sizin şu anki kullandığınız arabanın sigortası varsa onu veriyorsunuz. Sonra 24 saat road test yapabilirsiniz. Arkadaşlar telefonum çalana kadar sizlerle beraber bir araba karıştıralım dedim. Görmüş olduğunuz gibi yüzlerce araba var burada ve üstlerinde fiyatları da yazıyor, bilgileri de yazıyor. Kapıları da açık, işlerini gidip kontrol edebilirsiniz. Bir bakalım, şöyle girelim bakalım. Hemen karşıda bir tane Porsche karşılıyor bizi arkadaşlar. Şöyle öncelikle fiyatını inceleyelim. Porsche Cayenne Platinum'muş. 50 bin dolar fiyatı varmış. City'de 17 mpg'si var. Bu burada gerçekten önemli. Tabii 3.6 litre olmasına rağmen iyiymiş City'de 17 vermesi. Şöyle bir içine bakalım bakalım araba nasıl bir şeymiş. Vay anam vay. Bu neymiş ya? Böyle bir şey ilk kez görüyorum. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Anahtarı bu taraftan bunun. Evet, çok fazla bir tuş görüyorum. Böyle bir gösterge ekranımız var. Direksiyonu gayet spor. Şurada çok cool duran bir saat. Şu ekranı ise küçük arkadaşlar. Yani bu Tesla'ların o sade tasarımı gerçekten çok hoş değil mi? Şuna nazaran çok fazla tuş takımı yok mu sizce de? Yani bana öyle geliyor ya da bilmiyorum ama Porsche sevmedim ben. Yani her arabaya inip binebiliyorum ya, o yüzden Porsche sevmedim. Hemen burada da siyahı var. Farklı bir modelinin. Ama şu Audi Q7'yi merak ediyorum. Burada bir tane Audi Q7'miz var. Bakalım. 52 bin dolar fiyatı var. Q7 Prestige. Highway'de 25, site 19-15. 3 litre arkadaşlar. 6 silindir. 45 binde henüz daha arabamız. Binelim bakalım şöyle bismillah deyip. Evet. Bakın bu bir tık daha cool duruyor ama bunun ekranı nerede lan? Şuradan çıkıyor. Buradan yükseliyor LCD ekran. Bak bunun göstergesi falan, bunun tasarımı daha çok hoşuma gitti Porsche'a nazaran. Vitesi falan gayet cool. Sanırım bu da bu dokunmatik ekranın joystick'i arkadaşlar. Buradan elinizi böyle dayayıp da oynayabilirsiniz diye yapmışlar. Mercedes'lerde de bu var ama bunu sadece kullanıyorsunuz. Vitesi buradan attırıyorsunuz. Bana o çok garip geldi gerçekten. Araba bayağı bir geniş. Hatta araba 7 koltukluymuş yani. Arkadan 2 tane daha açılırsa 2, 5, 7. Abi çok iyi. Harbi çok iyi bu arada. 52 bin dolar. Ama arkadaşlar MPG'si çok düşük ya. 19 yani. Cayır cayır yakar. Bir de bunlara yüksek benzinlilerden koymanız gerekli. O en ucuz benzinden değil de yüksek olan benzinden koymanız gerekli olduğu için. Şu Land Rover'lara hiç binmedim. Tam karşımda duruyor. Şu Land Rover'u merak ettim. 36 bin dolar fiyatı var. 2017 model arkadaşlar. Böyle bir marka SE. Bakın bunun City'de verdiği MPG bir tık daha yüksek. Çünkü 2 motor. Şöyle bir içine bakalım bakalım. Evet, böyle bir tasarım. Siyah olması daha güzel olurdu tabii deri koltukların. Bana sorarsanız. Oğlum sanki ben de şeyim ya. Arkadaşlar araba bu şekilde. Aa, sunroof efsane ama. Boydan boya sunroof yapmışlar neredeyse ve tek cam gerçekten mükemmel duruyor. Ama Audi'den inip buna binince sanki Audi bana daha hoş gibi geldi. Çünkü bunun gömme olması hoş durmamış ve ufak. Burası zaten manuel ekran mı deniyor, ne deniyor şunlar şeyler. Sarmadı. Sarmıyor. Üf işte abi. GLE 350. 2018 modelmiş. 45 bin dolar fiyatı var arkadaşlar. Bakın City'de 18 veriyor. Bu 3.5 motor. Mercedes'in GLE modelleri biraz daha büyük oluyor. GLB ve GLC'ye göre bildiğim kadarıyla ve daha pahalı. Ama şu için güzelliğini nerede bulacaksınız abi? Yok da bu o kadar da güzel. Çünkü bazıları arkadaşlar bu ekran bununla birleşik oluyor. Tam ekran böyle. Arada sadece şöyle bir siyahlık oluyor. Bölme oluyor. Bu 2018'lerde değil sanırım 2019-20'lerde oluyor o dediğim mevzu. Ama evet bundan bahsetmiştim az önce böyle koyup şuradaki. Çok rahat durmuyor yani benim. Böyle tutarım genelde. Böyle de çevirdim. Yani bok atacak yer arıyorum ya. Hani bu arabaları almıyorum ya. O yüzden sallayacak yer arıyorum. Sarmadı. Mercedes. Elendin kardeşim. Çık. Arkadaşlar ben başlarsam şimdi bitiremem. Ama şu Porsche'u da çok merak ettim. Bu 2016'ymış bakın. Hemen şöyle içini göstereyim. Yine tuş takımlarının fazlalığını görebiliyorsunuz Porsche'da. Genelde böyle tasarım böyle herhalde Porsche'ların zaten. Ve içi bu şekildeymiş. Bizim araba yalan olmadan ben inceden içeriye doğru gideyim. Hadi bakalım neler bekliyor bizi. Test sürüş yapmak istediğimi söyledim. Şimdi abimiz arabayı almaya gitti.
Bana bir kağıt imzalattı. Ben başta ehliyetim ve insurance'um yani sigorta kağıdımı da verdim. Bir önceki arabamın sigorta şeyini. Çünkü o imzalattığı kağıtta arabaya herhangi bir hasar gelirse sigortam bunu karşılayacağına dair bir kağıt imzaladım ve 20 dakikamın olduğunu söyledi. Aslında daha fazla zaman olabilir dedi. İşte arabayı buraya koyup çekebilirsin, işte kontrol edebilirsin falan filan gibisinden. Şimdi abiyi bekliyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Test sürüşünü gerçekleştirdikten sonra arabadan anladığım çok fazla söylenmez ama tabii ki de bir sürmek gerekli. Yani lap diye almak da olmaz. Belki bir ses duyarım, bir şey duyarım, bir şey anlayabilirim belki ufak da olsa. Arabayı aldıktan sonra ise işlemlere başlayacağız Allah nasip ederse. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Tek arabayla gelmenin, tek kişi gelmenin de bir verdiği üzerimdeki stres var. Çünkü arabayı alırsam şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bir test sürüşü yapacağım şimdi abi. Bekliyorum. Ondan sonra bakalım neler olacak. Bilgilendireceğim sizi. Arkadaşlar arabayı test sürüşünü yaptım. İnanılmaz derecede hoşuma gitti gerçekten. Tekerlerinde birazcık bir zayıflık vardı. Onu söyledim şimdi. Zaten bize vermeden önce kontrol edip de veriyorlarmış. Garanti mevzusunu sordum. 3 ay 4000 mile kadar garantisinin olduğunu söylediler. Bir de şöyle bir şey var. 1 hafta money back garanti veriyorlar. Yani paranın geri iade edilme mevzusu kesinlikle var. Ve 1 ay içinde de bu mevzu geçerliliği söz konusu. Arabanın eskime durumuna göre parandan birazcık kesilebilir diye söyledi ama 1 ay içerisinde arabayı beğenmezseniz getiriyorsunuz arkadaşlar. Paranızı da geri alıyorsunuz. Arabayı da geri verebiliyor musunuz? Böyle bir durum söz konusu. Bu benim için gerçekten çok iyi oldu. Çünkü ilk kez Mercedes kullanacağım. Ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Şimdi abimiz başka bir abiye sormaya gitti. Benim finance'im Chicago'da onaylandı. Şimdi burada tekrardan başvuracak mı, başvurmayacak mı onu sormaya gitti. Bu garanti de 3 aylık verdikleri garantide de arkadaşlar. İşte elektrik aksanı, klima aksanı, transmission, motoru falan bilmem ne. Bunlar söz konusu. Ayrıca bir tane daha garanti sunuyor bana. Onun da çok farklı seçenekler var. Onu az sonra anlatacağım. Şimdi adam gelirse kafam karışmasın diye. Onu kabul etmeyeceğim büyük ihtimal. Çünkü araba henüz daha 29 bin mile'da. Ve 2018 model. Önden size ufak bilgilerini söyleyeyim. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Şimdi abimizi bekliyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yani şu an alacağım arabayı. Ama Indiana'dan aldığım için vergiyi nasıl ödeyeceğim? Burada vergi yok sanırım. Chicago'ya mı ödeyeceğim? Plakayı nasıl yapacağım? Bunları gerçekten hiç bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Also, do you have a copy of your driver's license, sir? Yes, sir. We'll need to borrow that for a minute. Arkadaşlar şu anda doluyor ekranda. 5 dakika zaman var. 5 dakika içinde hangi banka bana onay verecek veya onay vermeyecek o görünüyor. Bir önceki doğum tarihimi 1962 yazmış dayı. Sanırım onay geldi mi gelmedi mi ben tam göremiyorum. Adamın okeylemesi lazım, kliklemesi lazım. Klikledikten sonra göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Eğer onay gelmezse geçmiş olsun. Şuradan geçerken bir tane Honda Toyota alıp eve doğru yol alacağım büyük ihtimal. Sonu o görünüyor bu işin ama gerçekten çok heyecanlıyım. Yani çok büyük bir işe kalkışıyorum aslında. Kendime nazaran bir bakarsam diye düşünüyorum. Da bilmiyorum arkadaşlar, gerçekten heyecanlıyım yani. Arkadaşlar yaklaşık 1,5 saattir burada oturuyorum. Sanırım aldım arabayı. İnanılmaz derecede heyecanlıyım. Kimse kalmadı içeride gördüğünüz gibi. Sadece çalışan abilerimiz var. Bir tek müşteri ben kaldım. 9'a kadar açıkmış burası. Down payment'ı ödedim az önce. Ama hala sürekli bir evrak gidiş gelişi var ve bu evrak işlerinden gerçekten nefret ediyorum. Bunun için sırf üniversiteye girmeyecektim zamanında. Şimdi bilgisayarda imzalamamız gereken birkaç işlem var. Sonrasında ise oraya gidip kağıtla imzalamamız gereken birkaç işlem var diye söyledi. Bu sırada da ben arabayı arka tarafa götüreceğim. Arabayı iyice çek edip sana öyle teslim edecekler dedi bu abimiz. Onun haricinde bunu söyledim mi tam hatırlamıyorum sizler ama tekrardan üstünden geçeyim. 3 ay 4000 mile kadar garantisinin olduğunu, 1 ay içerisinde gelip getirip paranızın geri iade edebildiğiniz, 7 gün içerisinde kesin bütün paranızın geri iade edebildiği gibi şeyler var. Durum böyle. Gerçekten şu an titriyorum. Bazen heyecandan titriyorum. Üşüyorum anlamadım. Heyecan mı bu bilmiyorum. Kafayı yedim abi. Bakalım hayırlısıyla şu arabanın içine bir otursam ondan sonrası mühim değil. Bir türlü hallederiz bir şekilde bazı şeyleri. Gerçekten daraldım. 2 saattir, 1,5 saattir buradayım. Bakalım. Bekliyorum. Arkadaşlar Allah'a şükürler olsun. Arabayı aldım. Şu an içine oturdum. Gerçekten çok garip duygular içerisindeyim. Arabayı aldım diye ayrı bir video yapacağım. Bu videoda sizlere arabayı gösteremeyeceğim. Birazcık sürpriz olsun. Bir de şimdi eve gideceğim buradan. Şöyle bir sorunum var. Ben burayı bir arabayla geldim. Bir araba da bu. Bunu daha önce demiştim zaten. Birini bırakıp şu an dönüyorum arkadaşlar bu arabayla. Çok mutluyum. Garibim yani. Ne söyleyeceğim, ne söylenir bilmiyorum. Cümlelerim kendimi birazcık kendime gelip şu
şoku atlatıp ondan sonra da arabayla ilgili sizlere bir video çekeceğim. Nasıl aldığımı, buradaki işlemleri de diğer videoda anlatacağım arkadaşlar. Ne kadar aylık ödemesi, arabanın fiyatı ne kadardı, bilmem ne, şu bu, bunlara detaylı bir şekilde diğer videoda gireceğim. O yüzden bu video buraya kadar benim bir vlogum olsun, bir sürecim olsun, geçirdiğim bir süreç olsun ki sizler de görün, böyle süreçlerden geçebilirsiniz demek için böyle bir video çekmiştim. O zaman kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun, ben yola kaçar, hoşça kalın. Sarmıyor.